İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Bahattin Apak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelim ile devam edeceğiz. Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ı sevmek. Bir hadis-i şerifte buyurdu ki o server, Allahü Teala'yı seviyorsanız eğer ve sizi sevmesini isterseniz Allah'ın, bana tabi olunuz öyleyse bir hakkın. Lakin Resulullah'a tam uyabilmek için onu tam sevmelidir. Esası budur işin. Nitekim Hak Teala kitabında mealen buyurdu, ey Habibim, onlara söyle hemen, eğer babalarınız ve akrabalarınız, kazanmış olduğunuz mal ve makamlarınız, Allahü Teala'dan ve onun Resulünden ve bu Allah yolunda cenk ve cihad etmekten daha aziz ve daha sevgili ise size, Allah'ın azabını bekleyin öyleyse. Ayrıca bir hadiste o sevgili peygamber şöyle buyurdular ki, bir kimseye ben eğer kendisinden ve bütün evlat ve yakınından sevgili olmadıkça kamil olmaz o iman. Hazreti Ömer dahi gelince ilk imana bir gün şöyle arz etti Peygamber-i Zişan'a. Dedi, ya Resulallah, yemin ile söylerim, seni ben nefsim hariç her şeyden çok severim. O zaman Resulullah buyurdu ki, ya Ömer, imanla şereflenmiş bir kimseye ben eğer sevgili değil isem canından daha fazla, o kimsenin imanı mükemmel olmaz asla. O zaman Ömer Faruk arz eyledi ki hemen, ya Resulallah, seni hak peygamber gönderen, Allah'a yemin ile söylerim ki şu anda daha çok sevgilisin bana sen canımdan da. Beğendi bu cevabı o sevgili peygamber ve ona buyurdu ki, şimdi oldu ya Ömer. Saffan bin Küdame de o Resul'e gelerek dedi, ya Resulallah, seviyorum seni pek. Ona da buyurdu ki, öyleyse ahirette sevdiğinle birlikte bulunursun elbette. Hazreti Ali dahi nakletti ki, o server, torunları Hasan ve Hüseyin'in bir sefer ellerinden tutarak buyurdu, her kim beni ve şu iki torunum Hasan ve Hüseyin'i ve bunların anne ve babasını severse, cennette benim ile bulunacak o kimse. Biri dahi sordu ki, ya Resulallah, şu an kıyametin kopmasına ne kadar kaldı zaman? Ona Peygamberimiz şöyle sual etti ki, sen kıyamet gününe ne hazırladın peki? Dedi ki, yok ise de fazla bir ibadetim, Allah ve Resulüne fazladır muhabbetim. Buyurdu ki, onları çok seviyorsan eğer, cennette sevdiğinle bulunursun beraber. Müzik.
Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Efendim İslam alimlerinden ve evliya-i kiramdan olan Ebu Osman Hiri rahmetullah teala aleyh buyuruyorlar ki, arzu ve isteklerinin peşinde koştuğun müddetçe zindanda gibisin. İşi Allah-u Teala'ya havale edersen rahata ve selamete erersin buyuruyor Ebu Osman Hiri rahmetullah teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler. Selamünaleyküm efendim. Aleykümselam efendim, buyurun. Ankara, Osman Mustafa Kılıç. Buyurun efendim. Osman hocam, saygı ve sevgilerimi sunuyorum, mübarek ellerinizden öpüyorum. Estağfurullah, Allah-u Teala razı olsun. Teşekkür ederiz efendim, buyurun. Hocam, sevgi dedik, başladık. Allah rızası için sevmek. Allah rızası için sevmek. Böyle bazen programlarınızda canı gönülden hani ahmak bu ya, ahmak bunlar diyor ya, çok hoşuma gidiyor. Aslında ahmaklardan biri de benim. Estağfurullah. Acizane. Öyle hocam, ahmak olmazsa bir şey olamıyor zaten. Şimdi hep böyle ahmak dediniz miydi? Rahmetli Fahri amcam aklıma geliyor. Kayseri İmam Hatip hocalarından, Konya Selçuklu Üniversitesi mezunlarından. 78 yaşında falan rahmetli oldu Fahri Kılıç. Allah rahmet eylesin. O da Kur'an-ı Kerim'i öğretirken öğrencilerine acizane bize de yaptı. Öküz derdi yani. Oha derdi yani. Yanlış yaptık mıydı? Ya bu biraz nefsimize o zaman ağır gelirdi ama. Ne derdi? Sonradan o hani çit sürerken geçen anlattın ya hocam. Öküzler gitmiyor da. Tamam. Nodullarlarmış. Nodul böyle. Tamam. Tamam. O da şimdi biz yanlış okuduk muydu böyle? Öküzleri güder gibi bizi güderdi. Onun Elif Bağ'sından kurtulup da Kur'an-ı Kerim okumak çok güzel. Şimdi Elif Bağ'ı hemen 3 günde geçiyorlar. Ondan sonra arıza yapıyorlar. Evet. Efendime söyleyeyim. Yani insanlar ahmaklığını bilerek birbirlerini Allah rızası için sevmeli diyorum ben. Bu arada da nasıl sabredeceğiz? Ağır sabır koşulları geliyor. Onları da bir değinirseniz hocam. Allah için sevmek, peki. Allah rızası için sevmek. Peki efendim. En kolay nasıl olur onu söylersen çok memnun olurum. Allah razı olsun. Amin efendim. İyi günler. Alo. Buyurun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam efendim, buyurun. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederiz, Allah razı olsun efendim, buyurun. Efendim sizi yıllardır dinliyorum. Allah razı olsun sizleri yetiştiren cümlemizden, annelerden, babalardan. Hepsinden Allah razı olsun. Sizin bu babaannenizi, anneannenizi ve dedenizi anlatıyorsunuz ya. Ben onlara böyle hafızamda kaldığı kadar anlatmaya çalışıyorum. Bu buğday şeyini anlatıyorum. Bir de anneanneniz galiba ev ekmeğini almış. 28 tane 30 tane teslim etmiş eli büyük kendi annem, anneannem değil de annem. Anneniz mi? Neyse ben büyüğü diye söylüyorum zaten. Onları anlatmaya çalışıyorum. Gerçekten bir 20 sene var, 15 senenin üstünde de sizi dinliyorum. Allah razı olsun. Hiçbir şey bilmediğimi öğrendim. Estağfurullah. Gene de bilmiyorum bir şey. Öğrenmeye çalışıyorum. 65 yaşındayım. Şimdi hocam 3 tane sorum var. Bir tanesi, ben Kur'an-ı Kerim işte 1,5 senedir öğrenmeye çalışıyorum. Bu Yasin'i bir kere de okumak lazım mı? Yoksa mesela binde 2 sayfa, 3 sayfa gibi okusam olur mu? Ondan sonra ikincisi, bu hani bizim öğrendiklerim, benim evladım yok, çoluk çocuğum yok, yeğenlerim var, söylüyorum bana diyorlar sen karışma diyorlar. Bir de bildiğimizi öğretmekse ondan sorumluyuz deniyor. Ben de arada kalıyorum. Diyorum bir kere söyleyeyim benden gitsin diyor. Bir de ben hacılığa yazılmıştım 2010'da. Bu sene çıktı ama maddi sıkıntıdan dolayı gidemedim. Çok üzüldüm. Arkadaşlarım bana da diyor ki şeye git, Ümre'ye git diyor. Ben de Ümre'ye gitmek yani nasıl diyeyim, şey gibi geliyor bana, şeye, geziye gider gibi geliyor bana. Yani vacip değil, sünnet değil, bir şey değil gibi geliyor. Ben mi yanlış düşünüyorum? Peki efendim. Bunları soracaktım. Tamam efendim. İyi günler. İyi günler. Buyurun, dinliyoruz. İyi yayınlar. Benim iki tane sorum olacaktı. Dinliyoruz efendim. Benim ilk önce kaza namazlarıyla ilgili sizi çok dinledim hocam. Daha sonrasında ben bunları arkadaşlarıma tebliğ ediyorum, bu şekilde kılınması gerekiyor diye. Ama sadece senin işte dinlediğin Osman Ünlü hocam bu şekilde konuşuyor. Diğer hocaların böyle konuşmuyor diyorlar. Namaz kitabında da açıp gösteriyorum, bakın burada da bu şekilde yazıyor diye. Ama inanmıyorlar. Ben yine elimden geldiği kadarıyla hani anlatmaya çalışıyorum. Aynı şekilde dişinde dolgu varsa Maliki'ye niyet edip de bu şekilde kılacaksın diyorum ama
namaz kılarken bu şekilde mezhep mi değiştireceğiz? Yok, bunu yaparken bu şekilde mezhep mi? Sürekli işte keyfe göre mezhep mi değiştirilir şeklinde konuşuyorlar. Tabii ben yine namaz kitabından gösteriyorum ama inanmıyorlar hocam. Anlatamıyorum arkadaşlarıma. Yok, anlatıyorsunuz da işte nefsleri akılların önüne geçiyor. Böylelerini zaten söz geçirmek mümkün değil. Ama siz emir marufta bulunmuşsunuz. Yarın mahşer günü size diyemeyecekler ki sen biliyordun, bize anlatsaydın. Anlatmışsınız. Allah-u Teala razı olsun. Kendi hallerine bırak. Ya ben kıldığım kaza namazını da anlatıyorum hocam. Sünnet yerine kazaya niyet edip bu şekilde kılın. Sünnetle boşuna vaktinizi harcamayın. Kitapta yazıldığı şekilde anlatıyorum hocam. Hani bu şekilde kılanların boşuna vakit kaybetmiş oluyorsunuz. Hani sünnet yerine kazaya niyet ederseniz daha iyi olur. Kaza borçlarınızı ilk önce şey yapın, nafile namazlarla vaktinizi harcamayın boşuna şeklinde anlatıyorum. Ama sen o şekilde Peygamber Efendimizin şeyinden nail oldun. Hani mahrum oluyorsun diyorlar. Yani sünnetinden şefaatinden mahrum oluyorsun. Evet, tamam. Tekrar izah ederiz mi, anlatırız efendim. Allah-u Teala razı olsun. Çok teşekkür ederiz efendim. Bir de hacla ilgili soracaktım ben. Hı hı. Şimdi burada arkadaşlarımızla yine aramızda bir konu geçti. İlk evlendiğimde altınlarım vardı benim. 80 gramın üstünde. Zaten bir yılı geçtiği zaman ben bunları şeyini de verdim hocam, zekatını. Bir yılı geçtiği için, 80 gramın üstünde olduğu için. Sonrasında araba aldık. Şimdi bana diyorlar ki o arabayı almasaydın da hacca gitseydin. Şu an sen işte hacdan sorumlusun, hacca gidecektin. Ben de diyorum ki hani şeyim yok benim, hacca gitmek için o kadar mal varlığım yok. Şu an hac benim üzerime farz değil ama tabii hani o kadar bilgim olmadığı için size sormak istedim. Bu konunun doğrusunu siz bilirsiniz. Tamam diye. Estağfurullah. Tamam efendim. Buyurun hocam. Müftü Sakarya'nın çok piyasada değil mi? Evet. Hacca gideceksin aslanım be. Neye göre? Hacı Hanım, Hacı Bey olmak için öyle mi? Ya piyasada öyle oluyor. Hacı de, Hacı Bey, Hacı Hanım, Hacı Anne, Hacı Dede desinler diye. Aynen öyle. Allah Teala anlayışımı tarsın, hidayet versin. Şimdi ilk dinleyicimiz, yani kitap okuyunca insan, büyüklerin hayatlarında okuyunca kendi kendini sorgulamaya başlar. Evet. Mesela dinleyicimizin anlatımı çok hoşuma gitti. Çünkü kendi başımdan da geçti. Bu Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, bu İslam Ahlak kitabını ilk yayınladığında hatırlar mısın? Küçük cep kitabıydı. Evet. Sonra Mızraklı'yı ve Hüccetü İslam'ı ilave ederek büyüttüler ebadını. Cep kitabıydı. Bütün kitaplar ufak kitabıydı, hatırlıyorum. Onu ilk yayınlandığı zaman açtım ben. Orada şimdi adab, öfke bahsini okuyup geliyorum böyle. Öfke bahsine geldim, onu okuyorum falan. Şimdi kitabın içindeki bilgiler zaten başında yazmışlar nerelerden alındıklarını. Ve ağırlıklı olarak Muhammed Hadim Yazid'in Berika kitabından, İmam-ı Gazali'nin İhya kitabından. Zaten Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh zaman zaman böyle kendisini ziyaret edenlere buyuruyorlar ki bizim bu kitaplar çok kıymetli kardeşim. Niçin buyuruyorlar? Ben yazdığım için değil buyuruyorlar. Bana ait bir tek cümle yok, onun için kıymetli buyuruyorlar. Evet. Bunu açıkça buyuruyorlar yani. Oradakiler de aynı şekilde Muhammed Hadim Yazid'in, İmam-ı Gazali'nin, diğer İslam alimlerinin kitaplarından nakiller. Mesela Berika kitabından alınmış, orayı okuyorum. Gadab konusu, öfkelenme konusu. Orada böyle güzel güzel sakin sakin evde akşam okuyorum. Okurken orada buyuruyor ki işte bazı kimseler cansız şeylerin bile hareketlerinden dolayı öfkelenirler. Bazı ahmaklar da çekişle veya keserle çivi çekerken eline vurunca çekiciyi, keseri yere atar, bir de tekmeler. Böyle ahmaklar da var buyuruyor. Birden durdum. Allah Allah. Dedim bu zat bana ahmak diyor. Yapıyordum ben onu. Hepimiz yaptık hocam. Yapmadık. Çivi çakarken elime bir vurdum mıydı? Oho, keser fırlamış gitmiş veya çekiş fırlamış gitmiş. Gidiyor muydu onu tekmeliyorum, ittiriyorum falan. Ya düşündüm. Bir daha okudum.
Ondan sonra şimdi Muhammed Hatimi Hazretleri de 7-8 asır olmuş, vefat edeli. Dünyada yok. Bu kitabı yayınlayan Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. De o zaman hayattaydı, şimdi o da ahirete intikal etti. Ya kime ne diyeceğim? Bu zatın benimle bir alışverişi yok Muhammed Hatimi Hazretleri'nin. Bana durup dururken bana ahmak demiyor ama ahmaklığımı açığa çıkarıyor. Ahmaklığım, ahmaklık değil mi bu? Ya keseri vuran sensin arkadaşım. Yani çekici vuran sensin. Çekicinin ne kabahati var, tamam? Niye çekice kızıyorsun? Kendine kızsana. Evet. Çekice kızmak ahmaklık değil de ne? Ahmaklık. Sonra böyle sakinleşince başladım kendi kendime gülmeye. Tabii dedim Osman Ünlü, sen kendin ahmaksın. Bu zat dedim açığa çıkardı senin içindekini. Sen kendini bir şey zannediyordun. Değilsin. Değilsin. Cansız şeylerin hareketlerine, çocuğun bağırmasına, hayvanı, kedinin miyavlamasına, köpeğin havlamasına, eşeğin anırmasına, atın kişnemesine böyle bozulan, sinirlenen ve hatta sinek gibi zız diye bir geçiyor falan, sineğe aynı şekilde kızıyor falan. Hemen öfkeleniyor falan. Bu ahmaklıktır buyuruyor. Ahmaklıktır buyuruyor. Dolayısıyla kitaplar okundukça okundukça biz mesela senelerdir diyoruz ki İslam Ahlak kitabının, Hakikat kitabının yayınladığı İslam Ahlak kitabının içinde 40 tane kalp hastalığı anlatılıyor. Bir zamanlar aldık işte kalbi hasta olmasının sebebi ve tedavisi başlığı altında bu kitaplarda mevcut olan bilgileri bir araya getirip gazette bir yayınladık. Böyle dinsiz bir gazete, yani Türkiye Gazetesi'ne yayınladı. Dinsiz bir gazete oradan alıntı yapmış. Diyor ki işte bu gericiler diyor kalbin hasta olmasını diyor günahlara bağlıyorlar falan. Ne kadar gerici bunlar falan. Yani adamın ahmaklığı öyle bir açığa çıkmış ki, öyle bir ahmaklığı çıkmış ki okuduğunu bile anlamıyor. Ya ahmak adam. Kalp ayrı, gönül ayrı. Yürek ayrı. Yürek, özür dilerim, yürek ayrı. O kalp dediğimiz gönüldür. Yürek et parçasıdır. Bu ahmak adam o et parçasını. Gerçi o et parçası da aynı şekilde günahlardan dolayı o da sıkıntı çeker, o ayrı bir mesele ama o et parçasında bundan bir gönüldür bu. Allah-u Teala insan vücudunda yaratmış olduğu organların hepsini bir tanesi istisna insanın emrine vermiş. Neyi? Gözü, kulağı, dili, eli, ayağı ama kalbi kendine aittir. O zar, orası nazargâh-ı ilahidir. Onun için bütün ehl-i sünnet âlimlerin kitapları, bütün evliya-i kiramın sözleri dikkatle okununca hep bir noktada birleşiyorlar. Aman ha, kalp, kalp, kalp. Hatta Enver abiler sık sık buyururlardı ki adamın kafasını kır, kalbini kırma. Çünkü orası nazargâh-ı ilahi. Yani Allah-u Teala senin gözüne, kulağına, boyuna, posuna, şekline, şemaline, mevkiine, makamına bakmaz buyuruluyor. Neye bakar? Kalbine bakar. Nitekim kitaplarda öyle yazmıyor mu? Kalbindeki niyet ne diye. Ya talak konusunda bile aynı şekilde. Mesela talak-ı rici, talak-ı bayin diye ayrılmış. Saadet-i Bediye'de var, talak bahsinde anlatılıyor. Talak-ı rici, açık kelimeler var. Boşadım. Şart olsun kelimeler var. Yani bunu şaka bile söylesen tak diye bağın birisi kopar gider. 3 defa söylesen biter işi. Bir de kinaye olan sözler var. O kinaye olan sözlere bayin deniyor. Öbürüsüne rici deniyor. Mesela defol git dedi. Gözüm görmesin dedi. Bu iş bitti dedi. Bunları ne niyetle söyledi? Bak niyetle diyor, tamam mı? Evet. Korkutmak için mi söyledi? Boşamak için mi söyledi? Boşamak için söylese talak-ı bayindir. Geri dönüşü olmuyor bunların. İki defa söylese iki, bir defa söylese bir bağ, iki defa söylese iki bağ, üç bağla bağlı zaten. Üç defa tekrar ettiyse bunu bitti. Çıkış oluyor Hanefi mezhebinde. Ayrılır, o kadın başka birisiyle evlenir. Evlendiği kimse bunu boşar veya o kimse ölürse tekrar ilk kocasıyla evlenebilir. Böyle ağır bir ceza koymuş. Hiçbir sebep yokken de boşanmak mubahtır. Ama Allah-u Teala'nın sevmediği bir mubahtır buyuruyor. Allah-u Teala'nın sevmediği bir mubahtır. Ve mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hicri 200 yılından sonra sizin en hayırlınız hafifil haz olanınızdır buyurmuştur. Soruyorlar Eshab-ı Kiram'dan hafifil haz nedir ya Resulallah? İşte çoluğu, çocuğu, hanımı, kocası olmayandır buyuruyor. İşte bazı evliyadan, mesela hanım evliyalardan Rabia'ya Adviye Hazretleri evlenmemiş, Hasan-ı Basri Hazretleri evlenmemiş. Fakat vefatlarından sonra rüyada görülmüş, yani onlara ahirette verilecek dereceyi bilseydik, aynı şekilde biz de evlenmeyi tercih ederdik. Niye? Evet. Çünkü erkek tek başına kamil ve mükemmel değil, kadın da değil.
İkisinde noksanlar var. Evlendiği zaman bunlar sürtüşmeye başlıyor. Birbirlerinin noksanları açığa çıkıyor. O onunkini görüyor, o onunkini görüyor. O zaman aynı şekilde, o zaman aynı şekilde oturup bunları tedavi edeceksin, telafi edeceksin, düzelteceksin. Onun için o İslam ahlakındaki kalp hastalığı, 40 tane hastalık tek 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 ders çalışır gibi okumak. Ve onu okurken de bu bende var mı yok mu? Evet. Ona bakacaksın. Efendim kimir? Herkes de var ya. Nefse iman etmemiş olan. Herkes de var. Efendim sizde de var mı? Olmaz mı? Bizde var. Ama din büyüklerin hayatları ve sözleri okundukça kontrol edersin. Ha diyorsun, kibre giriyorsun. Geri çekilirsin. Ha, yaklaşırsın, geri çekilirsin. Ha bir gün nefsin imana kavuşunca o da dökülür gider. O ayrı bir mesele. Galiba vakit doldu. İkinci bölümde tekrar beraber olacağız. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Doğru İman ve İmanı Korumak. Bazıları Allah'a inanan herkesin cennete gideceğini sanıyor. Bu çok yanlıştır. Amentü'deki 6 esastan birine inanmayanın imanı geçersizdir. Bunun için inanmak değil, doğru inanmak önemlidir. Ahirette kurtulmak, ibadetin çok olmasına değil, doğru imana bağlıdır. İhlaslı, ameli az da olsa, hatta hiç ameli olmasa, zerre kadar doğru imanı olsa yine cennete girer. Bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki, kalbinde zerre kadar imanı olan cehennemde kalmaz. Dünyadan herkes ahirete yolculuk yapıyor. Herkes bir vasıtaya binip gidiyor. Bir vasıtaya binmek değil, doğru vasıtaya binmek önemlidir. Yanlış vasıtaya binen, istediği yere değil, vasıtanın gittiği yere gider. Kabe'ye gitmek için niyet edip Paris'e giden uçağa binen, niyeti halis olsa da Kabe'ye varamaz. Allahü Teala doğruyu azıcık merak edene, doğruyu arayana doğru yolu, yani hakiki İslamiyet'i nasip edeceğine söz vermiştir. Demek ki batıl yollardaki insanlar istemek bir yana merak bile etmiyorlar. Allahü Teala rızka kefildir ama imana kefil değildir. Doğru iman sahibi olmaya çalışmalıdır. İtikadı düzeltmeden önce ibadet etmenin faydası olmaz. Doğru itikat ehl-i sünnet itikadıdır. Doğru itikat bir rakamı gibidir. İhlaslı ibadetler sağına konan sıfır rakamı gibidir. Bir sıfır konunca 10, iki sıfır konunca 100 olur. Sağına ne kadar sıfır konursa değeri artar. Bir aradan çekilirse hepsi sıfır olur. İhlassız, yani riya ile yapılan ameller de soldaki sıfır gibi, yani bir rakamının soluna konan sıfır gibi değersizdir. İtikat doğru olunca ibadetleri artırmak insanın gayretine, ihlasına, ilmine bağlıdır. İstediği kadar artırır. Ancak doğru itikadı, yani ehl-i sünnet itikadı yoksa ibadetlerinin hiç faydası olmaz, soldaki sıfır gibi değersizdir. İman doğru olmadıkça ibadetlere sevap verilmez. Onun için doğru imanı öğrenip ona göre iman etmek şarttır. İmanın doğru olması için gerekli şartlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz. 1. İmanda sabit olmak. 3 yıl sonra İslamiyet'i bırakıp Hristiyan olacağım diyen, o anda dinden çıkıp kafir olur. 2. Havf ve reca arasında olmak. Yani Allah'ın azabından korkmak ve rahmetinden ümit kesmemek. 3. Can boğaza gelmeden iman etmek. Ölürken ahiret hallerini gördükten sonra kafirin imanı geçerli olmaz, fakat o anda da Müslümanın günahlardan tövbesi kabul olur. 4. Güneş batıdan doğmadan önce iman etmek. Güneş batıdan doğunca
tövbe kapısı kapanır. 5. Gaybı yalnız Allahü Teala bilir. Allah bildirirse peygamberin veya evliyanın da bilebileceğine inanmak gerekir. 6. Kafirliğe sebep olan bir şeyi kullanmamak ve söylememek gerekir. Mesela haç takmamak, şakadan da olsa ben kafirim dememek gerekir. 7. Dini bir hükümde şüphe etmemek. Mesela namaz ve tesettür farz mı, şarap haram mı acaba diye tereddüt etmemek gerekir. 8. İtikadını İslam dininden almak. Tarihçilerin, felsefecilerin değil, Resulullah'ın bildirdiği ve ehli sünnet alimlerinin açıkladığı şekilde iman etmek. 9. Amentü'deki 6 esasa inanmak. Hayrın, şerrin ve her şeyin Allah'tan olduğuna inanmak gerekir. İnsanda irade-i cüziye vardır. İşlediği günahlardan mesuldür. İmanın şartını 5'e indiren ve 7'ye çıkaran sapıklar varsa da İmanın şartlarından herhangi birini inkar eden veya yeni şart ilave eden kafir olur. 10. Hubbu fillah, budu fillah üzere olmak. Sevgi ve nefreti yalnız Allah için olmak. Allah düşmanlarını sevmek, onları dost edinmek, Allah dostlarına düşman olmak küfrü gerektirir. Mesela kafir olan Sokrat'ı sevmek, İmam-ı Gazali'ye düşman olmak gibi. 11. Ehli kitabın da cehennemlik olduğuna inanmak. Onların cennete gireceğine inanan kafir olur. 12. Ehli sünnet vel cemaate uygun itikad etmek. Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim 2. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, birinci bölümden sorularımız vardı. Buyurun. Efendim, ilk dinleyicimizin bir suali vardı. Allah için sevmek ve sabretmek nasıl olur? Allah Teala rahmet eylesin. Hemen abiler toplantılarda bir şey söylerlerdi. Belki sen de rastlamışsındır. Kurtulmak için kurtulmuş olanlarla beraber olmak lazım. Bu söz İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne ait. Hemen abiler de sürekli kullanırdı bunu. Ben önce ilk duyduğumda o ne demek falan dedim falan. Kurtulmuş olanlarla beraber olmak gerekiyor. Ve kitapları okudukça bütün kötülükler nefsten kaynaklanıyor. Ve bir kimsenin nefsi iman etmediği müddetçe imanın da, ibadetlerin de, amellerin de hep suretine kavuşur buyuruyor. Fakat İmam-ı Rabbani Kutsal buyuruyor ki Allah-u Teala bütün iman eden kullarından hakikatini isteseydi yeryüzünde iman eden kul 3-5'i geçmezdi buyuruyorlar. Bir elin parmak sayısını geçmezdi buyuruyorlar. Ama Cenab-ı Hak suretinde kabul ediyor. Dolayısıyla hatta muhlas mektubatta bunları da izah ediyor. Muhlis de muhlasın farkı. Muhlas nefsi iman etmiş. O beka fena dip makamlar var. Onları geçince hasıl olur otomatik olarak. Yani bu kimse artık her şeyi Allah rızası için yapar, söyler, yer, içer, uyuması da, alışverişi de, insanlarla görüşmesi de, her şeyi otomatik olarak Allah rızası olur. Nefsi iman etmiştir, o dereceye kavuşmuştur. Peki bizim gibi nefsi imana etmemiş olanlar, yani işin suretine, imanında, amelinde suretine. Her an tehlikedeyiz. Birden pat diye kayabiliriz. Peki böyle durumlarda bu büyüklerin kitapları, mesela mektubat devamlı okunursa, saatte bir dil okunursa, kıyamet ahiret kitabı okunursa, menakıb-ı çihari-i güzin, yani o dört büyük halifenin hayatları okunursa, şevahidün nübüve, Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam hayatı okunursa, bak şimdi bunu söyleyince tatırıma geldi. Ağustos bitiyor. Eylül'ün 26'sında da Mevlid Kandili. Şey giriyor. Rebiül Evvel ayı giriyor. Bu Safer ayının hemen arkasından giriyor. 11 Rebiül Evvel, Rebiül Ahir. Özür dilerim, Rebiül Evvel bize lazım olan. Rebiül Evvel kaçıymış? Eylül'de, Allah Allah. Önümde takvim var. Şimdi dinleyiciler diyor ki ne karıştırıyor bu adam? Efendim Türkiye takvim var. Masanın üzerinde de onu karıştırıyorum. 11 Rebiül Evvel 1445, 26 Eylül 2023 Salı gününü 27 Eylül Çarşamba gününe bağlayan gece Mevlid Kandili gecesidir. Evet. 26 Eylül. Dolayısıyla bir şey kalmadı. Rebiülevvel, Rebiülahir, ondan sonra Cemazilevvel, Cemazilahir,
Recep-i Şerif devreye giriyor. Geliyor ya her 3 ayda. Çok hızlı. Hızlı gidiyor. Dolayısıyla Şevahir'in Nübüvve kitabından bahsettik. İşte Mevlid Kandili'ni aynı şekilde dile getirmiştik. Bu kitaplar okundukça nefs her ne kadar ahmaksa da, kötülükler deposu ise de Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de müminlere nasihat et, müminler nasihat dinler buyuruyor. Dolayısıyla bu büyüklerin kitapları bizlere nasihattır. Bu büyüklerin kitaplarını okudukça insan hatasını görür. Aa der falan. Ondan sonra söylediği, yaptığı işler için ne dedim? Allah rızası için bunları söylemeye. Yemek yerken ya Rabbi ibadete kuvvet niyetiyle, uyurken ya Rabbi sabah namazına vaktinde kalkmak, dinlenip diğer ibadetlerimi rahat yapabilmek, senin kullarına faydalı olabilmek niyetiyle diye hatırına getirmeye başlar yavaş yavaş. Ha bu niyeti, yani ihlas deniyor buna, kaybolabilir, tekrar başlar. Bu şekilde hani dinleyicimiz diyecek ki ama sizin anlattığınızda bata çıka. Evet bata çıka. İnşallah sonumuz hayır olur. İnşallah. Dolayısıyla biz bu büyüklerin kitaplarını okudukça Allah için sevmek de, Allah için sabretmek de, bunlar yavaş yavaş gözükmeye başlar. Bunu hissetmeye başlar insan. Ha bir gün gelir Allah-u Teala ihsan eder, lütfeder, nefsi iman eder ve Allah'tan salih kullarından oluverir. Evet mümkün mü? Bu kapı herkese açık. Kadın erkek. Sana var, sana yok, öyle bir şey yok. Kafir Müslüman olur, evliya olur. Aa nasıl olur? Ya nasıl olur mu? Selman Farisi radıyallahu anh mecusiydi. Sonra Hristiyan oldu. Sonra geldi Medine-i Münevvere'de. Hatta köle bile yaptılar. Müslüman oldu. Eshab-ı Kiram'dan oldu. Selman Ehl-i Beyt'tendir. İltifatına mazhar oldu. Evet. Değil mi? Hatta Eshab-ı Kiram'dan bazıları kız çocuktan diri diri gömüyorlardı Müslüman olmadan önce. Müslüman oldular, Eshab-ı Kiram oldular. Mesela Dıhiye radıyallahu anh hazretleri bunlardan birisi, çocuğunu aynı şekilde görmüştür. Allah-u Teala onların o günahlarını affetti. Ahirete intikal eden çocuklarını da cennete, onlar da cennete girdiler. Ve onlar da o şekilde aynı şekilde ihsanda bulundu Cenab-ı Hak. Bunun için efendim sabır da öyle. Emen abiler Recaoğlu, onda birisi gelmiş. İşte bir ünlü tamiri. Efendim demiş de ben demiş falan arkadaşa. İşte 99 defa sabrettim. Sonunda patladım. Efendim hep demişler ki ya patlayacaktın demiş 99 defa. Niye sabrettin? Başında patlasaydı ya. Bize patlamayan lazım. Patlamayan lazım. Peki bu olur mu? Olur. Yani hatta bir de Şerif Kayacan vardı, Allah rahmet eylesin. Evet. Hakikat kitabı bir evet. Genel müdürüydü bir ara. Bir gün biz o zaman Cağaloğlu'nda gazetedeyiz. Akşamüstü Fatih'e geldik. Kitap evine uğradık. Baktım bu Karadenizli ya. Böyle yüksek sesle. Volüm yüksek. Baktım bağırıp çağırıp duruyor falan. Gene kaybettik. Gene aynı şekilde şan. Dedim ne kaybettin gene dedim ya. Dellenmişsin gene dedim. Ne kaybettin rahmetli. Ya dedi bugün dedi böyle dedi. Her gelene sabrettim. Herhalde evliya oluyorum diye düşünüyordum dedi. Akşamüstü biri geldi benim patlattı dedi. Hepsi gitti doğru mu? Ama zamanla olur mu? Olur. Gelelim efendim dinleyicilerin, diğer dinleyicimiz sualine. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye çalışıyorum. Yaşım 65 dedi. Yasin-i Şerif'i dedi hemen dedi 6 sayfayı birden okumam lazım. Şart değil. Gün gelir o da hasıl olur. Bir sayfa günde okuyabilir miyim? Tabii okuyabilirsin. Hatta yarım sayfa bile okuyabilirsin. Öyle bağlayıcılık yok. Efendim bir sureye başladın bitirmen lazım. Öyle bir şart yok. Yasin-i Şerif'i de, Mülk Suresi'nde bir sayfa okudun ve yarım sayfa okudun. Her gün yarım sayfa okudun. Olur. Hatim inmek için her gün bir sayfa okudun. Efendim ne kadar? 2 senede, 3 senede hatim edebilirsin. Efendim işte günde bir cüz okumak lazım. Ya o duruma göre değişir. Günde 300 bile okuyabilir insan. Evet. Tamam mı? 10 günde de aynı şekilde hatim edebilir. Yani bir ayda 3 defa hatim yapabilir bir kimse. Ama ayda 1 defa da olabilir. Senede 1 defa, 2 senede 1 defa da olabilir. Yani devamlı olması makbuldür amellerin. Az zarar zoru da olsa. Çocuğum yok benim dedi. Yeğenlerim var dedi. Onlara anlatıyorum, söylüyorum falan dedi. Yeterli mi bu? Evet, kitap da verirsin. Bitti. Zaten mesul değilsin yeğenlerinden. Ama emir marif yapmışsın. İnsan yakınlarına, akrabalarına elbette ki aynı şekilde acır. Cehenneme gitmesin diye söyleniyor. Mesele bitiyor. Efendim hacca yazıldım çıktı ama dedi o zaman durum müsait değil dedi. Yok. Sonra bana işte çevremdekiler diyor ki hacca giremedin sen. Umre'ye gitmen lazım, öyle bir şey yok.
Umre Hanefi mezhebinde ömründe bir defa sünnettir veya müstahaptır diye geçiyor kitaplarda. Bunun yerine aynı şekilde ehl-i sünnet alimlerin kitaplarını alıp dağıtmak farzdır, cihattır, emir maruftur. O nerede, o nerede? Bir de gidecek orada günaha da girecek. Allah Teala korusun. Efendim gelelim son dinleyicimizin suallerine. Kaza namazı konusunu dediği, diş dolgusu meselesini ben yakınlarıma anlatıyorum dediği. İtiraz ediyorlar işte. Osmanlı'dan başka kimse söylemiyor. Osmanlı kendisi söylemiyor ki. Tam İlmihal Saadet-i Ebediye kitabı. Efendim bir tek Hüseyin Hilmi Efendi söylüyor. Hüseyin Hilmi Efendi de ki, bana ait bir satır yok buyuruyor. İslam alimlerinden almış, nakletmiş. Hatta bir ara biz bu kaza namazları konusunu anlatırken, hani onu gündem getirelim. Oflu Muhammed Emin Efendi var. Bu zat Fatih Camii'nin kıble tarafında bir hazire var. Mezarlık yani. Evet. Orada metfunmuş. Oflu Muhammed Emin Efendi. Necatül Mümin'in kitabı var. Tam İlmihal Saadet-i Ebediye'de aynı şekilde nakil yapmışlar oradan. Ben bu kitap elimde var. Bizde var yani. 96. sayfada mıydı? Açıkça yazmış bu. Hanefi mezhebinde olan bir Müslüman. Hanefi mezhebinde olan bir Müslüman. Kaza namazı borcu varsa. 5 sene, 10 sene, 20 sene. Kaza namazı borcu varsa. Bu kimse 5 vakit namazının sünnetlerinde kazaya diye niyet etmesi lazım. Eğer şey yapmazsa o kıldığı sünnetler kabul olmaz. Diğer 3 mezhepte zaten kazaya kalan namaz borcu olan kimsenin 5 vakit namazın sünnette dahil, teheccüd dahil, evvabin dahil, duhar dahil, işrak namazı dahil bunları kılması haramdır, günahtır buyuruyor açıkça. Hanefi mezhebine de kabul olmaz buyuruyor. Açıkça yazıyor Necatül Mümin'in kitabında. Necatül Mümin. Ha bazıları diyecek ki Necatül Mümin'in kitabı Hanefi mezhebinde temel fıkıh kitabı. Hayır değil. Ama fıkıh kitaplarından almış. Hatta kitabın kenar haşiyesinde bir de hadis-i şerif naklediyor o zat. Kaza kalan namaz borcu olanın nafile namazları kabul olmaz. 5 vakit namazın sünnetleri de nafiledir. Teravih namazı da nafiledir. Teheccüd namazı da nafiledir. Diğer aynı şekilde hatırına gelen bütün hangi isimde olursa olsun bildirilen 5 vakit namazın farzlarının dışındaki namazların hepsinin adı nafiledir. Dolayısıyla kazaya kalan namaz borcu olan kimsenin bu nafilelerle meşgul olması boşa kürek çekmek demektir. Evet. Hatta Trabzon'dan bir kadın ta biz o zaman TGRT eski binasındayken dedi ki siz dedi hep dedi Necatül Mümin'inden bahsediyorsunuz. Oflu diyorsunuz dedi. Zaten kitapta Oflu Muhammed Emin Efendi diye yazıyor. Ondan sonra ben de aradım dedi. Ofluyum ben dedi. Kapı kapı dolaştım dedi. Madem demiş Oflu'dur. Of'ta bu kitap vardır bir evde. Buldum dedi o kitabı. Siz sayfasında söylüyorsunuz. Burada Kur'an kursu var dedi. Kur'an kursundaki öğretmenler ya bir o hoca söylüyor falan diyorlar dedi. Götürdüm dedi. Koydum önlerine dedi. Okuyun kitabı. İşte Necatül Mümin'in. Tamam dedi. O hocam söyledi. Hazırlayan kimmiş? Yazan kimmiş? Of Muhammed Emin Efendi. Tamam. 96 sayfayı açın. Sen öyle söylüyordun. Açtılar. Oku bakalım. Okuyorlardı. Okudular ki yani şaşırdılar kaldılar. Demişler ki ya bu kitap bizde de var. Kütüphanede var. Açıp okumuyorlar. Fakat buna rağmen bir şey söyleyecekler ya. O hocaya sor bakalım bu fetva mı takva mı? Ve ahmak adamın bunun fetvası takvası mı var? Orada kabul olmaz diye yazıyor. Bunun fetvası takvası mı var? Yani kitabı okuduğu halde itiraz ediyor. Yani bunu Osman Ünlü söylemiyor. Hatta biz Süleymaniye Kütüphanesi'nde Hüseyin İlmi Efendi kaynak göstermiş. Kudüs kadısı ve müftisi Muhammed Efendi orada Nevadır Fıkhiye kitabı var. O kitapta yazmış Hanefi mezhebinde 5 vakit namazın sünnetinin ne anlama geldiği ve aynı şekilde kaza kalan namaz borcu olan Hanefi mezhebindeki bunların yerine kaza kılması lazım geldiğini. O dönemlerde de biz bunu sık sık anlatıyorduk, naklediyorduk. Hatta bir gün hiç unutmuyorum birisi telefon açtı. Dedi ki dedi o kitap dedi nerede? Süleymaniye Kütüphanesi'nde. Ben gittim o kitabı gördüm. Ne evet. Var el yazması bir kitap. El yazması. Onun için fotokopi çektirtmiyorlardı. Mikrofilm çekiyorlar. O sayfanın filmini aldık biz. Filmini aldık. Ve Saadet-i Ebediye'de Süleymaniye Kütüphanesi'nin hangi bölümde hangi numarada olduğu da yazılı. O da yazılı. Sordu. İstanbul'un bilenler varsa Gazi Osman Paşa semtinde birisi aradı. Böyle böyle dedi. O kitabın ismini nerede olduğunu. Ondan sonra 15 dakika sonra aradı. Gazi Osman Paşa'dan aradı. Dedi ki arkadaş dedi gitmiş bakmış dedi orada öyle bir kitap yokmuş. Ya ben de 5. vitese taktım. Dedim bana bak. Ben dedim Fatih'te oturuyorum.
Gazi Osman Paşa'nın nerede olduğunu biliyorum. Gazi Osman Paşa'dan dedim. Sen kendi arabanla bile dedim 15 dakikada dedim Süleymaniye'ye gelemezsin. Kütüphaneye gelemezsin. Kütüphaneye gelemezsin. Dedim ne terbiyesiz misin sen dedim ya. İyi ki dedim Süleymaniye kütüphanesi yok demedin demedin. O pat diye kapat demen. Yalan söylüyor. Evet. Yalan söylüyor. 15 dakika sonra arıyor orada öyle bir kitap yokmuş. Allah Allah. Böyle sahtekar insanlar da var. Allah Teala muhafaza buyursun. Ha biz senelerdir anlatıyoruz. Bu dinleyicimiz de anlatmış. Artık paşa gönülleri bilir. Bizi ilgilendirmez. Tamam mı? Gusülde de Hanefi mezhebinde ve Hanbeli mezhebinde gusülde ağzını içerisini yıkamak farz. İki mezhepte. Diğer ikisi de Şafii ve Maliki mezhebi ağzını içerisini yıkamak lazım ama farz değil. Çünkü İmam-ı Azam Ebu Hanife ve İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri ağzın içini vücudun dışı kabul ediyor. Yıkanmazsan olur, gusül olmaz. Saddebinde yazılmış. Dolayısıyla efendim itiraz ediyor. Paşa gönlü bilir. Son olarak da evlendiğimde de altınlarım vardı. Zekatlarını verdim dedi. Sonra işte araba falan aldım. Çevresindekiler diyormuş ki sen araba almayacaktın. Hacca gidecektin. Hiç alakası yok. Uyduruk bir söz. Kendi kafalarına göre söylemişler. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu hanıma zaten kendisi de diyordu. Hac farz değil. Hocam vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyiciler bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın. İslam ve toplum.